Bugün korona testi yaptıracağız. Biliyorsunuz böyle bir hiç belirtisi göstermese de bazı insanlarda pozitif çıkabiliyor. Umarım öyle bir şey olmaz. Bu ofis kontamine bir ofis. Bizim evde çalışan kadın pozitif çıkmış. O yüzden çok gerginim. Aylardır kendimizi koruyoruz ve sonuç olarak geldiğimiz durum bu yani. Bakalım şimdi buna kaçışımız yok herhalde şu anda. Ben büyük ihtimal öğüreceğim. Şimdi kimse de çıkmayıp ben de çıkarsa kendimi çok büyük suçlu hissedeceğim. Evet. Abi. Gözlerim doldu. Daha önce ben domuz grubu için de yaptırmıştım bundan. Aynısı yani iğrenç bir histe bu. Kalınlığı değil. Uzunluğu şu an yani. Okay, şimdi Türkiye'ye doğru yaslamanı istiyorum. Dilin dışarıda. Dilini dışarı alabilir miyiz? Yarasa çorbasından pandemi çıkar. Çıkmaz abi yani sallamayın lan. Dışarıdaki herkese şey değil. Hiç ödü hazır. Çok eli hazır. Tamam öyle. Ya sen niye karantinada değilsin? Dilim gitsene buradan ya. Aslında çok kişi ölüyor. Abi ben niye görmüyorum? Yani ormanda gizlice yer mi kazıyorlar da gömüyorlar? Da bu mahallede. Burada. Güzel bir özelliği sayılmaz şu anda. Kim bu? Taşma. Oğlum o beni öldürür. O beni öldürür. O beni öldürür mü manyak? Yaklaşma lan. Yemin ediyorum ağzına boşaltırım hepsini. Da burada. Yaklaşma diyorum. Güzel ya. Oğlum müthiş bir özellik ya şu anda. Değil mi? Ya çok sen iyi. Niye karantinada değilsin? Dirim gitsene buradan ya. Oğlum çünkü bende herhangi bir semptom yok. Benim... Ne belli abim? Belki süper taşıyıcısın sen. Ne belli? Süper taşıyıcı, Messi taşıyıcı. Sarhoş oldum, çevirecekler eve dönerken. 70 promili geçtik. Bu maçta önünde millet koronadan etmesin çünkü. Evet, arkadaşlar Gökalp, gel Gökalp gel. Bizim evde çalışan kadın pozitif çıkmış. O yüzden çok gerginim. Aylardır kendimizi koruyoruz ve sonuç olarak geldiğimiz durum bu yani. Bir geldim herkes kaçtı. Dağıldı herkes, çil yavrum. Hazmat suitin nerede? Hazmat suit evde. Hazmat suit de başka hastalıklar olduğu için şu an. Korona haricinde ben giymemeyi tercih ediyorum onu. Anladım. Birkaç tane adam terli giydi onu. Belli ki o içinde Ebola vardır onun için. Ama tabii bu korona öncesi. Korona Türkiye'de değil yani. Aynen. Oldu bunlar, evet. Evet. Çünkü tabii. Korona muhabbeti vardı. Vardı ama yoktu. Ama Türkiye'de yoktu. Aynen. O zaman oldu. O yüzden bugün toplu şekilde. Toplu şekilde. Korona testi yaptırıyoruz. Toplu şekilde değil mi? Toplu şekilde. Hep beraber. Yan yana. İç içe. Kucak kucağa. Ben kendimden çıkarıyorum sana sokuyorum. Aynen. Toplu test. Müthiş. Bu zaten korona. Kesin korona. Çünkü Murat'la çalışıyoruz beraber. Lan ne iş yapıyormuşuz gibi söyledim. Sürekli Murat'la iş yapıyoruz. Haldır bulur yani çalışıyoruz. Murat koronaysa ben koronayım. Sen koronaysan. Dur bir dakika bir dakika. Sen koronaysan ben koronayım. Tamam. Sen koronaysan da ben de gene koronayım. Senden bana geldi. Şey onu bilelim ama. Ben koronaysam da yine ben koronayım. Hepimiz korona istiyoruz. Hepimiz. 6 tane pozitif. İnanılmaz. Burayı böyle diyorlar ki abi böyle bir şey yok. İn. Bizi buraya kapatıyorlar böyle. Evden çıkarmıyorlar. Aa geldi. Yukarı mı alacağız? Tamam yukarı alalım. Hep beraber gitmesek mi? Hadi hep beraber. 3 metre karoda 20 kişi. İyi hiç hoşlanmayacağım. Boğazımda ağır şey, faranjitim vardı benim. Tamam, soğuk suda. Elim çok hafif, çubuk da çok ince zaten. Önemli de olan kalınlığı değil, uzunluğu şu an yani. Okey, şimdi geriye doğru yaslamanı istiyorum. Dilin dışarıda. Kocaman A de. Tamam. İğrenç. Gerek yok. Şimdi burundayız. Bu üzecek beni gibi tamam. Hissediyorum. Gözlerini kapat. 2'ye kadar sayacağım tamam mı? 2'ye kadar. Daha fazla değil. 1, 2. Şimdi öbüründeyim. 1, 2. Bu kadar. Geçmiş olsun. Şeyceğim boğaz daha şey bu arada. Ya boğaz en azından irite ediyor ama şey burun. Aynen. Burun şey evet. Hissetmiyorsun yani. Çıkarken ne diyeceğini biliyorsun. İnsanları rahatlatacaksın. Evet. Şimdi korkanlar var. Çubuğu ağzıma soktu önce. 5 saniye. Sonra o çubuğu çıkarıp burnuma soktu 2 saniye. Sonra çıkarıp diğer burnum diğer deliğine soktu. Sonra da çıkarıp. Sonra böyle olmuş. Burnumda yaş aktı. Acımıyor. Sadece ağzıma soktu öyle tiksindim. Ama burnumdaki böyle şey yani gıdıklıyor sadece o şeyden içeceğim. Ama şu an içeride bir yerde böyle bir temas şeyi var böyle. Kaşıyacağım, kaşıyamıyorum şu an. Falan yap. Şöyle oturma. Murat Engin. Ekin. Allah belasını versin. Gerildim bak. Şuna sokmasan yaşınız. Şuna soksan oluyor mu? 10, 22. 23 olacak ama. 19. Şuna sokamaz mısın? Yok yok ben şimdi yenize doğru gidiyorum. Yukarı doğru gitmiyorum. O yüzden kanamaz yani. Sıkıntı yok. Gözlerini kapat korkuyorsan. Korkma değil de yani iğrenç yani. Evet tamam. Dilimi dışarı al. Küçük dilini görmem gerekiyor. Tamam lan. Daha büyük. E de. Çok az kaldı. Tamam. Bak. Şimdi burundayım. 2'ye kadar sayacağım. Kafanı çekme olur mu? 1, 2, 3. Şimdi buradayım. 1, 2.
Geçmiş olsun. Evet, hiçbir şey yok. İğrenç. İğrençmiş ama. Şunu alayım mı? Hiçbir şey yok diye. İğrenç bir ismiş ya. Çıkarsa hepinizi döverim vallahi. İğrenç bir ben domuz grubu için de yaptırmıştım bundan. Aynısı yani iğrenç bir iste bu. Burnuna bir şey. Gırtlak kötü değil de. Acımıyor ama değil mi? Ya, gırtlak hiç sıkıntı değil ama burunda böyle bir çıt bir rahatsızlık hissi var yani. Öyle mi? Çok rahatsız oluyorsun yani. Kımıl kımıl bir şey yani. Ama 2 saniye sürüyor. 1, 2 diyor çekiyor. Ay yok ya abartma bir şey yok. Deyip. Arkadaşlar peçete var mı kan falan diye. Merhaba. Merhaba. Şükür senin. Şuraya ben Şanlı değil mi? Sen oraya oturacaksın. Ha, buraya ben buraya mı oturuyorum? Evet. Buyurun. Zaten bir sonrakini de ben yapacağım. Tamam. Ben sizi hatırlıyorum sima olarak ya. Şey mimarsınız. Evet evet. Olarak. Çok youtuber var ama. Dilimiz dışarı alabilir miyiz? Kocaman. Bir kere daha. Ay canım çok ağır. O kadar çok da gerek yok. Efendim? O kadar çok açmaz da gerek yok. Öyle mi? Evet. Kocaman. Tamam süpersin bu kadar. Şimdi burundayız. İkiye kadar sayacağım. Bir, iki bu kadar. Şimdi öbüründeyim. Bir, iki. Geçmiş olsun. Teşekkürler sağ ol. Geçit alabilirsin. Dışarıdaki herkese şey değil. Hiç acımadı. Çok eli hafif. Tamam. Öyleceğim. Sen ne yapıyorsun? Bir şey yokmuş ya. Ağlıyor. Bu arada şey yapayım. Normalde ilk önce boğazınıza sokuyorlar. O bende bir övürme refleksi oluştuğu için yıllar boyunca. Ondan dolayı bir şey oldum. Ama burun kısmında hiç şey olmadı. Hani burun kısmında direkt bıdık bıdık. Şöyle bir sıkıntı var. Evet. Doktor bana dedi ki benim elim hafiftir dedi. Evet. Hiçbir şey hissetmeyeceksin dedi. Evet. Zaten çok da kalın değil dedi. Bana da öyle dedi bu arada. Bana da öyle dedi. Ben tedirgin oldum. Ama güzel ya şey uygulama ben daha her gün yaptırırım bundan. Evet tatlıcı. Evet Ömerciğim. İyiyim teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim sağ olasın. Bugün değerli misafirlerin olduğunu görüyorum. Estağfurullah efendim. Yapmayın. Nasıl hocam iyi misiniz? İyiyiz sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim. Geldik bugün... vallahi çok eğlendik. Evet bugün Burak'ın kanalına Tepkoli'ye konuk oldunuz hocam. Evet, nasıl hocam, geçti? Çok evet. Güzel geçti. Keyif aldık, eğlendik, sohbet ettik. Ben de elimden geldiği kadar şehrin bu bölgesini daha uzaktan görüyordum. Yakından her şeyi bak. Önünden bir sokağın geçersin. Ne zaman gireceğim ben buraya diye baktığın olur böyle. Yani hep geçmektesindir ama asla o sokağa girmezsin. Bugün öyle oldu. Vadi İstanbul'a ben ne zaman gelirim? Normalde peki YouTube'a hiç gelmiş miydiniz hocam? YouTube'a? Hiç gelmiş miydiniz daha önce? Yani YouTube kanalına bir çıkmış mıydınız? Hocanın orada YouTube kanalı var. Var mı? Onu söyleyeyim evet. Bak YouTube kanalı değil mi? Yok onu mecburen koyuyorsun abi bir millet sövsün diye rahat. En son dedim tamam, bana... Tamam jargon da oturmuş zaten sıkıntı yok. Peki hocam ne düşünüyorsunuz YouTube hakkında yani seviyor musunuz? Hocam iyi bir şey de şöyle bir sorunu var. İnsanlarda yalnız sorun. Bazı şeyleri YouTube'dan seyrederek o işi tamamen bitirebileceklerini düşünüyorum. Her şeyi öğrenebileceklerini. Benim etrafımda arkadaşlarım da aynı şekilde. Çünkü YouTube bunu hazır sunuyor. Ama mesela YouTube'un olağanüstü avantajını mesela embriyolojide doku gelişimini orada 3 boyutlu olarak gösteren bazı siteler var. 2 dakika. Dakikalık çek. Bütünü 2 dakikalık bir animasyon ama sen onu ne diyeyim 200 sayfa yazı da yazsa okusan da anlayamıyorsun. Orada mesela göstermiş doğru mu diye sınıyorsun tabii sonra hakikaten gösterdiği doğru mu diye ama o kadar daha fazla değil. Çünkü bunun işlemesi için okuma eylemi gerekiyor ve düşünsel arka planda onun çevrilmesi evet. Gerekiyor. YouTube bunu hazır sunuyor. Senteze yer bırakmıyor. Hı hı. Onu seyreden de ben o işi kaptım diye bakıyor. Tabii o zaman olmuyor. Size daha çok ne yazıyorlar mesela diyorsunuz yani kötü şeyler yazıyorlar bana diye. Ay yok canım o şey yani. Ya biz böyle alemlerde abiler var anladığım kadarıyla. İzlemiyorlar da mesela. Geliyor çakıyor. Bir şeyinden çakıyor. Ya ne biçim işte şey olmuş işte. Evet. Sen başında da... Şimdi insanlar zannediyorlar ki ben kehanetlerde bulunuyorum. Ben aslında kehanette bulundum. Yani bakın bu düzen böyle giderse çok şey değişirdi. Bunu algılamadılar. Onlar hala hasta işte aşısı çıkacak mı bilmem ne maske takılsın mı takılmasın burada takılıp kaldılar. Dolayısıyla söylediğim şeylerde de eskisine bakıyor. Mesela yarasa çorbasından pandemi çıkan çıkmaz abi yani sallamayın lan. Görsen abi hepsi havadan oksijeni tüple alıyor. Açık olan hiçbir şey yok. Yani bizim sanal dünyamız gibi bir şey. Buradan o yarasanın çorbasına girmesi şansı yok mu virüsün yani Allah aşkına. Hem de bir giriyor 2-3 ay sonra Mauritius'tan Papua Yeni Gine'ye kadar her yerde virüs var. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bunlar mesela çıkmadığı zaman ya da işte sen ama öyle demiştin ama sen böyle diyorsun ama aslında çok kişi ölüyor. Abi ben
niye görmüyorum? Yani ormanda gizlice yer mi kazıyorlar da gömüyorlar? Peki hocam şey soracağım o zaman son olarak. Siz dediğiniz hani buradan izliyorlar ve işte direkt kanaate varıyorlar her konu hakkında. Bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi olmak lafı Uğur Mumcu rahmetlinin lafıdır. Önce bilgi sahibi ol, sonra kanaat. Şimdi YouTuber'lar, YouTube'da yüklenmiş olan şeyler belli bir kanaati tabii aktarıyor. Ama senin onu bir şekilde kendi bilgin dahilinde düşünce silsilesi ve kanaate dönüştürebilmen için daha fazla bilgi gerekir. O zaman demek değildir ki sonsuz oku, şu acayip. Ne kadar çok artırırsan bilgiyi, kanaatin o kadar değişir. Bu videoyu izleyerek de insanın bir kanaate varmaması lazım. Tabii ki. Değil bir mi? Tane video ile kanaat menaat oluşmaz. Genelde şöyle oluyor çünkü. Birisi geliyor, diyor ki işte oradan izlemişler, duymuşlar, doğrusu bu diyor. Ama aslında orada bakmak lazım. Bu şu an izlediği videoya da en aslında kanaatine güvendiği insana da bir kuşkuyla bakmak lazım mantığıyla düşünüyorum tabii. O zaman. Bak bu genel kuraldır. Ben de dahil olmak üzere diyorum. Benim de ağzımdan çıkanlar da dahil olmak üzere bütünlüğü kendi aklınızın süzgecinden geçireceksiniz. Doğru bilgi başka bilgi, yerden doğru bilgi diye bir şey yok. Evet, bilgi görecelidir. Evet. Bugün doğrudur, yarın yanlış olur. Bildiklerimizle sentez edip ona göre en doğru, kendimize göre en doğru. Kendimize göre en doğru olan en uygun. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Balkonda birisi Ömer abi tutması lazım balkonda. Ama tam onun girdiği anda da şeyin gülüşünü. Ekin, sen çağırsan mı Ömer'i? Ben vereyim mi sesini? Ver. Tam çıktıktan sonra, tam çıktıktan sonra. Dur. Neden abi? Allah aşkına ya. Ekin yazdı onu. Ekin'e soracağım. Arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Resmi olarak 27 yaşına bastım. Buradan da bir jest yapayım. Bu da benim sevgili nişanlımın gönderdiği çiçek efendim. Hanımcılık kazanıyor. Hanımcılık kazanıyor şu anda. Afiyet olsun, buyurun. No. Hadi. Gittim burada tek diyette olan insana sordum bunu. Hadi. Ya. Bu arada ben çatalı yemedim. Yani o direkt patuana veriyorum. Diyeti bozdu senin için. Bu arada Batuhan fark ediyor musunuz bilmiyorum ama koronadan sonra bayağı bir vücut geliştirmeye semen girdi yani. Ben de an semen. Semen deyip aralara giriyor bak. Sen rol çalıyor. Yiğit, senin de doğum günü kutlu olsun kardeşim. Hatice sen kaç yaşındasın? Hatice kaç yaşındasın? 30 falanlarım. Hatice'nin de yaşında olduğunu daha önce bir YouTuber'dur abi bölümünde söylemiştik. Şimdi gene hatırlatmış oluyoruz. Yıldır yaşında. Abiden geçen sene bu zamanlar değil mi? Of ya, ne bakayım yapayım abi? Dön bakayım. Ama bir şey söyleyeceğim, herkes sürekli şey diyor, aa işte hiç göstermiyorsun falan filan diyorlar. Ne güzel işte. Ya tamam, benim özgüvenim çok yüksek de hani sürekli de hani o muhabbet beni çok yoruyor. Peki şöyle, kaç gösteriyorsun? Gibi. Bence mi? Yani evet, sence. 24 madem falan bence. Deyip pastamı yemedi abi. Şimdi durduk yere kalkırmayalım. Niye sence? 22. Kastettiğim buydu. Paranoyak yaptım şu an kendimi. Evet. Bence 14 falan ya. Artı. Benim burada çok psikolojim oynanıyor ya. Bir şey yapalım mı? Hatice kaç yaşında? Ankete çıkıyor. YouTuberlar hepsi bir tahminde bulmuş. Thumbnail'da o değil mi böyle? Bence yorum kısmına yazsınlar. Aa şöyle yapalım, o zaman bipliyoruz Hatice'nin yaşını. Aynen. Tamam, Hatice'nin yaşını bipliyoruz, herkes tahminde bulunuyor. Hatice kaç yaşında? Doğru tahmin eden der arasından seçeceğimiz bir kişiye Xiaomi Mi Band 5 edeceğim. Şaka değil, edeceğim. Gerçekten mi? Edecek mi? Hatice biliyor çünkü, tahmin edemeyeceklerini aynen biliyor. Bir tane bileklik. Bu arada yaşımla ilgili bir şey vereyim. Genelde biraz saçlarımı genelde saçlarımı kenarları biraz daha beyaz olduğu için beni ilk tanıyanlar daha bir 30 plus olarak zannediyor. Buradan onlara sesliyorum. Allah cezanızı vermesin. Boyattı. Boyattırınca da çok kötü. İbrahim Tatlıses gibi görünüyor. Ne yani alakası var? Öyle değil, öyle boya değil. Normal doğal boyalar. Topik. Tuber, totos, tak tak, o ne? Yok ya, normal boya. Ooo bir dahaki bölümde o zaman Ömer'in saçlarını boyayayım. Aa Kadir Alkan bir dahaki bölümde. Aa, Kadir Alkan. Hayda. Evet, Ömer'in saçlarını hangi renge boyayalım? Yorumları bekliyorum. Beyazlar nasıl kapatılır? Ay Allah'ım ya. Ya da en kötü belki teker teker anket açalım. Cımbızı çekeceğiz yani. Yapalım tek tek cımbızı açalım. Hayır, toplu anket açalım. Ömer'in saçlarını boyayalım mı boyamayalım? Kalktı, kalktı. Hangi renge boyayalım? Toplu ama şu evet. Tamam, bir sonraki bölüm saçımı boyatıyoruz. Kesin emin misin? Evet eminiz. Ne olacak ya? Sarı mesela. Hayır lan sarı değil, siyah siyah. Beyazları kapatacağız. Koyu kahve bu arada. Siyah değil. Çok koyu kahve. Nasıl ya? Siyah aşırı yerde koyu kahve. Bugün benim sevdiğim, en sevdiğim insanın doğum günüymüş diye bir duyum aldım. 30 yaşına mı girdin? 29. Oğlum ben 29 yaşındayım. Bak lütfen 29 de. Düş.
Düş. 26. Düş. 25. Düş. Lan küçük de cebime gir. Düş. O zaman evlenmiyor mu? Erken yani. 18'den ben büyüğüm kardeşim sonuç olarak. 23. Doğru. 23 yaşında mı? 97 misin sen? Hı? Mesela 23 yaşına girdin ya, 22 yaşındayken abi aklında kalan en büyük şey ne oldu? Bir şey diyeceğim, Burak'ta evet mesleki deformasyon olmuş. Kameranın arkasına geçince var soru var. Sorma. Aynen. Ne oldu abi bir şey, pandemi dışında. Bir dakika söyle, bir daha söyle. Bir de evlilik konusu dışında. Baştan sor soruyu. 22 yaşına girdin, 23 yaşına ben girdin. Ben bu arada 27 yaşına girdim. Oğlum bak demik senden hiçbirini koymadım. Nasıl bilek nerede lan? Sirme tuşu nerede? 27 yaşına 27 girdim ben. Biliyorum, evet. Biliyorum. Ben de şaka yaptım ve onu devam ettim. Ha yani. Tamam anladım. Evet. Bunları koydum. Evet. Rezil olmaz, belli olmaz. 27 yaşına girdin abi. Evet. 26 yaşındayken aklında kalan bir yıl boyunca en büyük şey ne oldu? En büyük şey? Evet. Var biliyorum da söylemek istemiyorum burada. Ne oldu? Maddi bir durum oldu. İkincisi ben biliyorsun YouTube'u bırakmıştım. Aha. Geri döndüğüm için YouTube oldu. Yani YouTube kitlesi kanalı şey oldu sen yani. Sen geçtiğimiz bir yılda mı buraya geldin? Tam bir yıl olmuştu. Ve o bir yıl içerisinde demek ki ben de daha çok görüşme fırsatı buldum. Evet. Buraya geldiğin için. Bunu niye söylemedin ya? Mesela bana sorsan ha, ben seni derdim. Tabii seni en çok en çok sen ne kadar egoistsin. İyice bokunu çıkardın yani. Evet. Evet. Ömer sana aldım hediyeyi, o zaman ben vereceğim. Ama içeride galiba. Yok, Paris'i verdim yolda. Büyük bir şey. Sen bana hiç hediye almış olsan da bugüne kadar ben sana bir şey aldım. Şey mi bu? Niye? Bu adam kamerayı bir de zan altında bırakıyor beni kamera karşısında. Ömer doğum günün kutlu olsun. Ben dün gelemedim. Doğum günün kutlu olsun. Dün gelemedim, kusura bakma. Kimse gelmemiş aslında değil mi doğum gününe? Tek başıma kutlamışım. Tek başıma kutlamışım ben. İşime de geldi. Hediye almak zorunda kalmadım. Aynı evde yaşamıyor musun sen? Hediye almalısın bence. Yaşamıyorum. Ben kendi evime gittim ya. Ben mesela Murat'a ilk geldiğim zaman bir iki kere geleyim sana bir şey zarar şekilde geldim. 8 aydır Murat'tayım. Evet. Adam geldi. Direkt ben gideceğim dedi. 3 gün sonra gitti. Hakikaten direkt gitti. Ben dedim idare et dedim. Ben 2-3 gün burada yani 2-3 gün de demedim. 2-3 hafta burada kalacağım dedim. Ha sonra, bir de evet fazla söyledi abi. Fazla söyledi. Sonra dedim ki hemen buldum evime gittim. Bunu gibi yapmadım yani. Helal olsun. Adam sözünün eri bir adam. Aynen. Hala diyor ki çıkacağım diyor. Bence bir iki yıl daha var onun. Murat sonra bence artık evlendikten sonra. Gerçi evlenince Murat'ta kalabilir. Bu akşam neler yapacağını anlattı mı? Gene macerada maceraya koşacak. Neler neler. Gizlice eğlence merkezinde kalacağım. Trambolin parklarının olduğu, dev kaydıraklarının olduğu bir yerde kalacağım. Ama tabii ki arkadaşlar eğlence merkezi AVM'nin içerisinde gece gizlice kalma iddiasında böyle videolar AVM yönetimlerinin ve mağazaların izniyle yapılıyor. Yoksa yani bizi tutuklarlar. Öyle evet, bir şey yok. Evet. Sonra gerçekten kalmadınız ki. Yani gerçekten kalmadık yani bir zahmet. Ama kardeşim AVM'de izin alarak kaldık diye başlık atın. Bunu söyleyen adam geçen hafta şey söylüyordu. Abi 10 bin lira yarışmalık yapın vermeyin. Zaten kimse vermiyor diye. Vermiyor. Doğru söyle ben. Doğru söyle. İzleniyor çünkü adam yapacak bir şey. Adam bütün background'ını şey yapıyor. Ya şimdi başta şey yazsan mantıklı mı? AVM'den izin alaraktan eğlence merkezinde bir gece kaldım. Ya şaka yaptım. Erdem niye ciddiye alıyorsun? Biz de şaka yaptım. Ciddiye alıyorlar bir de ya. Şimdi izinimiz var. İzin belgesini kanlıyorlar öyle. Ama şunu söyleyelim, mağazadaki güvenliklerin haberi olmayacak. İşte yani zaten olay orada. Yani var, yönetimin evet. izni var. Kimsenin başı belaya evet. girmiyor. Kimse bu konudan bir zararla ayrılmıyor. Olay orada bir heyecan yaratmak ve o heyecandan yararlanıp izleyicilere eğlence bir içerik sunmak. Aynen. Zaten şöyle oluyor. Mesela o güvenlikler bildiği zaman rol yapamıyorlar yani. Mümkün değil onların rol yapması. Ya onu nasıl okusunlar ya? Okullar. Bayağı nitelikli dolandırıcı unsuru lazım. Okullar üzerimize şirket açarlar, bir de vergi borcuna girerler. Üstümüze şirket açarsanız şu an ben o zaman 150 bin lira borcunuz var. Benim ben şöyle yapayım arkadaşlar, ben kimliğimi gösterebilirim. Benim üzerime şirket açarsanız baştan 1-0 hayata 5-6-0 geriden başlamış olursunuz. İlk önce borcu ödemek zorunda kalırsınız. Benim üzerime açabilirler o zaman. Benim de açabilirler şu an. Sıkıntı yok, açın. Sen de mi açabilirler? Meryem? Borç yiğidin kamçısıdır bilirsiniz. Devletimize borcumuz var tabii. Evet. Senin var mı? Borcum mu? Evet. Benim direkt param yok. Benim ne borcum var ne param var. Ben hiçbir şey yok. Dümdüz yaşıyorum ben. Günlük yani. Gövmeye usulü. Aynen günlük yaşıyorum. Mesela bugün bir ayakkabı aldım. Ay sonuna kadar taş yiyeceğim muhtemelen. Aynı şekilde biraz önce kart mevzusu geçti. Benim de kartımı kopyalayıp kredi kartı çıkartmaya çalıştırırsanız çıkartamazsınız çünkü çıkmıyor bana. Çıkmıyor. YouTuber'lar yaşıyor ya. Ben kredi çekemiyorum şu an. Kredi çekemiyorsun. Evet. Ben geçen 500 lira kredi çekeyim dedim. 500 TL mi? Hayır. Ben verdim sana 500 lira kredi diye. Hayır şöyle. Ya, bankayla uğraşma. Bankanın A4'üne yazık yani. Hayır şöyle. Müdür bey imzalamam. Ne 500 lira? İmzalamam ki. Al derim gitsin. Oğlum siz hasta mısınız lan?
Siz ne yapıyorsunuz oğlum, o ne? Kedilere kışkırtma yaptık. Bu ne zaman? Bu pazartesi. Kışkırtmadı. Beni kışkırttılar. Hayatımda ben bu kadar soğukkanlı hayvan görmedim ben ya. Bir şeye umursam bir şey. Kaçıyor hayvan ama orada. Bir tek orası. Hadi ya. Biz 24 saat boyunca kedilerime şaka yaptım videosu bu normalde. Bir sürü şaka hazırladık kedilere. Ama hiç doğru dürüst reaksiyon vermedikleri için cuma tekrar çekeceğiz. Ya hayvanın yanında bak, uzaktan kumandalı fare yürüttüm, oynattım. Neler yapıyor fare? Şöyle dönüp bakmadı ya. Ha peşinden koşarsın ya, kedisin sen. Hiç umursamam. Sokak kedilerine mi yapsaydın acaba? Onlar delirirdi. Çöldürüyordu onlar. Şey yapıyorduk, Murat'la camdan aşağıya böyle lazer tutmuştuk. Delirmişti hayvanlar ya, bizim sokaktaki kediler. Sizinkilere? Bizim kediler. Gerçi bizde bir görüntü var. Murat'ın evde, Murat lazer tutuyor. Şeso atlamıyor, ben atlıyorum. Bu yaşandı. Arkadaşlar bu koca adam. Bakın insanların bak. Bu insan, bu adam, bu dev. Büyük. Bu hayvan halıya evet. Atlıyor. Halıda tepiniyor, lazer kovalıyor bu. Evet. Video da şöyle başlıyor bu arada. Murat lazer tutuyor Şesu'nun yanına. Şesu bakmıyor lazere. Ben bir anda yandan halıya atlıyorum koşarak. Ve orada debelenmeye başlıyorum. Lazeri kovalıyorum. Şöyle bayağı atlıyor. Böyle atlıyor. Hani şöyle atmıyor kendini yere. Atlıyor yani. Tam bir komedi. Ama o yayınlayamıyorum onu burada. Bayağı iyi yapıyorsun. Evet, ben çocukluğumdan beri taklit yeteneği vardır. Annem bana Atademirer'i taklit et diyor mesela hala. Hala et diyor. Bakayım. Edemiyorum aslında yani. Annem ettiğini aslında öyle bir yeteneğim yok. Unuttum ki edemiyorum işte. Ama Atademirer taklit yapıyor. Sen Atademirer'i nasıl taklit edebiliyorsun? İşte annem de onun yani çok saçma değil mi? Atademirer kendi değil ki zaten. Yaptığı taklidi yap diyor. Çok saçma. Evet, bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu bölümün sonunu artık 27 yaşımda kapatıyorum. Çünkü bildiğiniz gibi, izlediğiniz gibi daha doğrusu 27 yaşına girdim. Yaşlanıyoruz. Evet, 30'a kaldı 3. Şu an günlerden cumartesi sabah saat netliyor mu bilmiyorum ama 5 olmak üzere. Korona sonuçlarımız daha açıklanmadı. Açıklandığı zaman büyük ihtimal onunla ilgili de bir sonraki videoda bilgi vermiş oluruz. O zaman hiçbir zaman 30 olmayacağınız bir gelecek dileğiyle sevgili dostlarım. YouTuber Durağan'ın bir sonraki bölümünde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ömer'le ilk defa buralarda tanıştım, evet. Bir şeyler yaptın. İlk gördüğün, o ilk intiban neydi abi? Biraz itici bir tip. Parayı buldu diyorlar ha. Parayı bulanın bir tarafları... Kalkıyor. E oğlum benim milyon dolarlarım var, bana niye olmadı? Karakter meselesi bu. Ha, değil mi? Ondan. Evet. Doğru.